Arkadaşlar merhaba. Instagram'dan, özelden mesaj atarak birçok arkadaşım belli konularda küçük küçük notlar halinde benden ricada bulundular. Ben de bunları kısa notlar halinde yayınlamak istiyorum. İnşallah sizlere bir faydam, bir yararım olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Bakın, öncelikle bizim adli yönden adli amirimiz Cumhuriyet Savcılarıdır. İdari amirimiz yani mülki amirimiz de sayın valilerimizdir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gözaltına alma yetkisi savcının arkadaşlar. Kişileri gözaltına alma yetkisi savcının. Yakalama emri hakimin. Bunları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Gözaltına alma yetkisi savcının, yakalama hakimindir. Kolluk. Bazı suçlarda önleme amaçlı gözaltına alabiliyor. Ama normalde bu karar kural olarak hakimin kararıdır. Ama kollukta yakalama yapabiliyor. Bunu unutmuyoruz. Her türlü arama yetkisi hakime aitti. Ancak gecikmesinde sakınca olması durumunda önleme araması emrini mülki idare amiri verir. Kimdi? Sayın valilerimizde. Gecikmesinde sakınca olacak durumlarda önleme arama emrini mülki idare amiri verir arkadaşlar. Ancak adli arama emrinde savcı verir. Savcı da verebilir yani, bakın. Önleme aramasını mülki amir verir. Gecikmesinde sakınca olacak hallerde. Ama gecikmesinde sakınca olacak adli aramaları da savcı verir. Bunu unutmuyoruz. Normalde bunlar hakim kararıyla oluyor. Adli aramayı da savcı verebiliyor. Veriyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Verebiliyor değil. Adli aramayı savcı veriyor. Şimdi bunun dışında tutanak nedir? Birçok arkadaşımız bunu soruyor. Tutanak nedir hocam? Nasıl yazılır? Bakın, tutanak olay sonucu belli bir düzen içinde yazılmasına olayın tutanak diyoruz. En basit haliyle başınızdan geçen bir olayın belli bir düzen içerisinde başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve imza şeklinde yazılıyor. Arkadaşlarımızdan biri mesaj atmıştı. Bunu da örnek olarak da yazdı, bana attı. Size sunayım onu ben. Şu tarihte, şu saatte okulumuzda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Hemen ardından içerideki şahısları tüm giriş çıkışları açık tutarak dışarıya çıkardık. Yangın olayında yaralanan veya ölen kişiler olmamıştır. Olay yerine müdahale için itfaiye ekiplerini ve her ihtimale karşı ambulans ekiplerini çağırdık. Ekiplerimiz olay yerine intikal edip gereken müdahaleleri yapmıştır. Büyük çaplı bir yangın olmasa da bir takım zarar gören eşyalarımız olmuştur. İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ile imza altına alınmıştır. Tarih, saat, imza. Çok güzel yazmış arkadaşınız. Bakın, okul tutanağı, okulda gelen bir olaya tutanağı dökmüş. Çok güzel. Aynen bu şekilde bu kelimelerle oturup siz yazın. Ben buraya yazmıyorum çünkü söz gider, yazı akılda kalır. Okuduğumun aynısını yazarak tutanak yazmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tutanakların başlıkları neler olabiliyor? Olay yeri tutanağı, emanet alma tutanağı, ziyaretçi tutanağı, üst arama tutanağı. Bunlar tutanaklara birer örnek. Tutanak neydi? Herhangi bir iş ya da olay sonucu elde edilen bilgi, belge, duyum, düşüncelerinin belirli bir düzen halinde kağıda yazılması. Çeşitleri nelerdi? Olay tespit tutanağı, durum tespit tutanağı, emanete alma tutanağı, yakalama tutanağı ve benzeri. Bu da tutanaklara dair kısa bilgiler arkadaşlar. Evet, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü kime verildi arkadaşlar? Bu çok yeni ve güncel bir soru. Mansur Yavaş'a verildi. Peki, kişinin anayasal hakları nelerdir? Instagram'dan gelen bir arkadaşımızın sorusu bu da. Bakın, yaşama hakkı. Her kişinin, mantıken düşünün, bunları ezberlemeniz gerekmiyor. Ne yapıyoruz? Yaşıyoruz değil mi insan olarak? Bu bir hak. Seyahat özgürlüğümüz var değil mi? Bu da anayasal bir hak. Yaşama, seyahat etme, basın, mülkiyet, mal ediniyoruz değil mi? Ev alıyoruz, araba alıyoruz, yazlık alıyoruz. Düşünün. Bunları yapabiliyorsak bu bizim hakkımız demektir mantık çerçevesinde. Yaşama, seyahat, basın, mülkiyet, kişi dokunulmazlığı. Bunlar anayasal haklara birer örnektir arkadaşlar. Siz bunu çoğaltabilirsiniz de. Korunma, barınma, eğitim, öğrenim, evlenme, seçme, seçilme, yaşama, din, vicdan, düşünce, kanaat özgürlüğü, seyahat etme. Bunların hepsi anayasal haklara birer örnektir. Size mülakatta sorulduğunda kendi hayatınızdan örnek vererek düşünün. Seyahat edebiliyoruz değil mi? Seyahat hakkı. Mal edinebiliyoruz, ev, araba. Mülkiyet hakkı. Yani yaşıyoruz, barınma hakkımız var değil mi? Okuyoruz, eğitim, öğrenme. Yani eğitim, öğretim hakkı, seçme, seçilme hakkı, din hakkı, din, vicdan hakkı, düşünce hakkı. Yani orada karşınızdakilerin de insan olduğunu unutmayın mülakatta. Size yüklenmeyeceklerdir, emin olun. Onlar da sizin bu heyecanınızın muhakkak farkına varacaklardır. İnanıyorum ben varacaklarına. Rahat olun, mantık çerçevesinde bunları cevaplayabilirsiniz. Başka bir soru daha geldi. Kamp projesinin amacı nedir diye soruldu arkadaşlarımızdan birçoğu. Kamp projesinin amacı nedir? Bakın, Kaan projesi genel kolluk ve özel kolluğun işbirliği ve entegrasyonu amacında suçun önlenmesi ve failin yakalanması için kurulmuş bir projedir. Daha hızlı, daha seri olarak genel kolluk ve özel kolluğun birlikte işbirliği hareket etmesi. Görev aldığın kurumda memur statüsünde çalışıyor sen arkadaşlar. Siyasetle ilgili bir soruydu bu. Bunu da hemen not olarak yazdım. Siyasi partilere üye olamıyorsun. Ama kamuda bakın işçi veya özel sektörde hani kamuda da işçi olarak çalışanlarınız var veya özel sektörde işçi olarak çalışabiliyorsanız siyasi partilere üye olabiliyorsunuz. Bunları kısa kısa not yazdım sizlere iletebilmek için. Şimdi özel güvenlik olup da kamu kurumunda çalışanlar hiçbir şekilde memur statüsünde çalışanlar hiçbir şekilde siyasi partilere üye olamıyorlar. Ama kamuda çalışıp işçi statüsündeyseniz ya da özel sektörde işçi statüsündeyseniz evet siyasi partilere üye olabiliyorsunuz. Başkanlık sistemi ne zaman geçildi hocam diye sorular geldi. Önemleri nedir? Nasıl bir değişiklik oldu başkanlık sisteminden sonra? 2017 referandumu ile kabul edildi ve 2018'de başkanlık sistemine geçildi. Hepimizin hatırlayacağı gibi. Başbakanlık kalktı arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı tek elden bunlar işletilmeye başlandı. Ve bunun ismi de başkanlık sistemi oldu. Şimdi özel güvenlik görevlisi Ahmet'e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır? Arkadaşlar konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Getirilmeyeceği için de emre uymamalıdır Ahmet özel güvenlik görevlisi. Konusu suç teşkil ediyorsa yazılı emir dahi verilse yapılmaz. Bir arkadaşımız da akşam Instagram'dan sordu bayan arkadaşlarımızdan biri. Hocam bankada görevliyiz, banka müdürü yanıma geleceklerin silahını emanete al dedi. Ben ne yapmalıyım? Alamazsınız arkadaşlar. Alamazsınız. Bankalara silahla girilebilir. Ha sadece taşıma ruhsatı var mı diye şahsa sorarsanız eğer varsa ve size gösterdiyse bankaya silahıyla girebilir. Ama yoksa silahı alıyorsunuz, şahsı da yanınızda bekletiyorsunuz, genel kolluğa haber veriyorsunuz ve genel kolluk gelip gereğini yapıyor. Tutanakla şahsı ona teslim silahla beraber teslim ediyorsunuz. Ama müdürün emriyle silahı teslim alma lüksünüz yok. Yazılı emir dahi verse bunu yapamayız. Kanunlar çerçevesinde silahla girilemeyecek yerler çok net olarak belli. Alt taraflarda onu açıklayacağım size. 6136 ateşli silahlar kapsamında net olarak bellidir. Silahla girilemeyecek yerlere, onun dışındaki yerlere taşıma ruhsatı olanlar silahıyla girebilir. Buna müdürün emriyle, amirin emriyle bunu biz yapamayız. Bunu unutmayın. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanun düzenlemiştir arkadaşlar? Bakın bu soruda da çok geliyor bana. İş kanunu düzenlemiştir arkadaşlar. Çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri iş kanunu düzenlemiştir. Onun dışında bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'nda yer almaktadır. Kural olarak koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? Ben direkt cevabı yazdım. Siz çalıştığınız kurumda silahlı hizmet vereceksiniz. Kurum size silah temin edecektir. Özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi veya kuruluş. Eğer hani tabii ki bireysel olarak koruma da olarak hizmet verebilirsiniz. Bireysel koruma, o zaman da koruduğunuz kişi size silah temin edecek. Hocam biz silah kendimize beylik demeyelim de birebir silah alamaz mıyız? Alırsınız. Ama bakın bunun vergisi çok fazla. Boşu boşuna niye vergi ödeyesiniz ki? Zaten kanunda çalıştığınız birimler size bu silahı temin etmek zorunda. Niye durduk yere kendinize silah alabilirsiniz? Evet, polis ve askerde beylik silahları var ama polis ve asker buna vergi ödemiyor. Silahlı kuvvetler olarak hizmet veriyorlar çünkü onlara kanunlar çerçevesinde bu hak tanınmış. Onlar emekli olduktan sonra kendi beylik silahlarıyla özel güvenlik komisyonuna dilekçe veriyorlar. Silahlı özel güvenlik hizmeti vermek istiyorum, kendi beylik silahımı kullanacağım diye. Komisyon da kabul ediyorsa onlar kendi beylik silahlarıyla hizmet verebiliyorlar. Ama siz durduk yere niye vergi verip uğraşasınız ki silah almaya? Değil mi? Bu yüzden çalıştığınız birimler size silah temin edecek, teçhizat temin edecekler. Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar, temel hak ve hürriyetler hiçbir şekilde ve şartta kısıtlanamaz. Bu yanlış bir ifade. Neden? Biz 2 yıldır pandemi yaşıyoruz değil mi? Dünya olarak, Türkiye'yi bırakın, dünyada yaşanan bir pandemi var. Ve dünyada bir sürü kısıtlamalar oldu. Seyahat özgürlüğü değil mi? Uçaklar, karayolları, ülkeler arası geçişler. Hepimiz maske takmak zorunda kaldık. Evlerimize kapandık 10 gün, belki 15 gün ya da hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne yaptı? Temel hak hürriyetlerde kısıtlama oldu. Neden? Olağan durumdan dolayı, pandemiden dolayı. Yani burada kısıtlama olamaz diye net olarak bir söz söylenemez. Dünyada böylece olağan bir durum varsa bu zorunluluktan kaynaklanan bir kısıtlamadır. O yüzden böyle bir zorunluluk durumunda da pandemi gibi en yakın örnek şu an hepimizin yaşadığı, bildiği temel hak ve hürriyetler hiçbir şartta kısıtlanamaz. Yanlış bir ifade. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir diyor. Belediye başkanı bu komisyonda yok. Kimler var komisyonda? Komisyonda bir vali yardımcısı, sayın valinin adılı bir vali yardımcısı başkanlık ediyor. Onun dışında il emniyetten bir müdür, jandarma komutanlığından bir komutan, sanayi ve ticaret odasından, sanayi odasından bir başkan, ticaret odasından bir başkan bulunuyor. Belediye başkanı bu komisyonda yok arkadaşlar. 7. soru, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun ek madde 1'inde yer alan hükme göre. Ek madde 1'inde yer alan hükme göre. Ruhsatlı silahla girilmeyecek yerleri belirtilen şık diyor. Bakın, ruhsatlı silahla girilemeyecek yerler kanunla belli. Az önce de böyle bir soru vardı. Bakın burada çok net 6136 sayılı ateşli silahlarda çok net belirtilmiş ek maddelerde. Mahkeme salonlarına silahla kesinlikle girilemez, ruhsatlı silahınız olsa dahi. Akıl hastanelerine, psikiyatri bölümlerine kesinlikle ruhsatlı silahla girilemez. Ceza ve tutuk evlerine girilemez. Ve bunu kanun ek bir madde olarak da yayınlamış. Bizim yaptığımız her iş arkadaşlar kanun, yönetmelik, yönerge, genelge bunlara bağlı. Bir müdürün emriyle yani az önceki soruya istinaden diyorum, banka müdürü bana emir verdi. Ben silahla odasına girmek isteyenlerin silahına emaneti alabilir miyim? Alamazsın. Çünkü bakın kanun 6136 sayılı kanunun ek bir maddesi ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirlemiş. Biz bunun dışına çıkıp da kafamıza göre hareket edemeyiz. Sadece buradaki yerler mahkeme salonları, akıl hastaneleri, psikiyatri bölümleri, ceza ve tutuk evlerine ruhsatlı silahla dahi girilemez. Bunları ezberleyin. Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şu yanlıştır size mülakatta da sorulur. Soruyu çok dikkatli dinleyin. Ne sorduklarını önce anlayın. Aceleci davranmayın. Anladıktan sonra cevap verin. Bakın denge olmalıdır zor kullanmada. Evet yasal olmalıdır, yasalara uygun olmalıdır. Mecbur kalınmalıdır. Konuşarak ikna etmelisiniz önce. Yapamazsanız mecbursanız zor kullanacaksınız. Direnişi kıracak ölçüde kademeli olarak kullanmalısınız. Ama direnenleri cezalandırmak için zor kullanılmaz. Asla. Ceza merci biz değiliz. Ceza merci adli yargıdır, hakimdir. Bizim işimiz tamamlayıcı unsur. Genel kurulu tamamlayıcı mahiyette kuruldu. Özel güvenlik. Biz kişileri etkisiz hale getirir bırakırız. Genel kurula teslim ederiz. Onlar da gerekli araştırmayı yapar, fezlekeyi hazırlar. Adli yargıya sunar. Adli yargıda ifadeleri, delilleri değerlendirdikten sonra cezası ile ilgili ne yapılması gerektiğine karar verir. Asla güvenlik olarak bizler zor kullanmada cezalandırmayı düşünerek bunu yapmıyoruz. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir diyor. Arkadaşlar eğer suçüstü ise herkes yapar. Herkes. Kolluk kuvveti yapabilir, özel güvenlik personeli yapabilir, mağdur kişi yapabilir, vatandaş yapabilir. Suçüstü halinde yakalamayı herkes yapar. Aklınızda kalsın. Hangisi üst arınması yöntemlerinden biri değildir? Bakın üst arınmanın çok çeşitli yöntemleri var. Ayakta durdurarak, duvara veya araca yaslayarak, yüzüstü yatırarak, diz çöktürmek suretiyle üst arama yapabilirsiniz. Ama yan yatırarak üst arama şekli yok. Birbiri ardınca ve sürekli, gece mesaidesiniz ve sürekli birbiri ardınca çalan düdük sesi var. Nedir diye düşünüyorsanız bu imdat işaretidir. Bekçilerin birbirlerine imdat işareti olarak belirlenir. Devriye görevlileri, özel güvenlik Şahin ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak. Biz ifade alma tutanağı tutamayız. Çünkü biz ifade alma yetkisine sahip değiliz güvenlik olarak. Değil mi? Bunlar sizi şaşırtmalı sorular. Karşılaşırsanız, hayır biz ifade alamıyoruz, alamadığımız için de ifade alma tutanağı tutamayız diyeceksiniz. Bunları unutmayın. Genel kolluk ve özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmayı hedefleyen proje hangi projedir? Az önce de anlattık. Kamp projesi arkadaşlar. Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir? Bakın toplantı ve konuşmaları sabote etmek, küfür etmek, tükürmek, yumurta, domates, ayakkabı atmak, sosyal medyada, televizyonda görüyoruz. Bunlar yetkili, önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırılar. Ama intihar saldırısı, hayır. İntihar saldırısı sadece adlarını duymak isteyen kişilerin ne kadar çok kişiyi kendimle beraber yok edersem iyidir gibi intihar saldırısında bulunuyor. Yani kendi üzerinde bomba patlatıyor, kendi de intihar etmiş oluyor ama kendi civarındaki insanları da ölümüne sebebiyet oluyor. Yani burada küçük düşürmeyle ilgili bir şey yok. İntihar saldırısı. Aşağıdakilerden hangi suikastlerin nedenleri arasında sayılmaz? Ekonomik suikastler var, politik, kişisel, psikolojik, ideolojik ama kültür ve turizm suikastı diye bir şey hiç duymadık. Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir? Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler. Bu dost olmayan birinin yaptığı bir özellik değildir arkadaşlar. Lehine diyor çünkü. Aleyhine deseydi Hani olumsuzluk lehine. Onun için olumlu bir tezahürat yapar mı dost olmayan bir kişi? Sizin dostunuz sizinle ilgili lehinize iyi olumlu bir şey söyler mi? Hayır, aleyhine söyler, değil mi? Lehine tezahürat yapabilir. Bu yanlış bir ifade. Böyle kelime oyunları da yapılabilir. Bunlara da dikkat edin. Özel güvenlik görevlisi Osman görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. Özel güvenlik görevlisi Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıktır? Bakın, alışverişe geliyor insanlar. Yani organize olmayan pasif, aktif diyebilmemiz için ses duyurmak, varlığını hissettirmek, bu tip şeyler olması lazım. O yüzden bu organize olmayan pasif kalabalıktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar, 20 dakika oldu. Sevgiyle kalın. İnşallah yararım olmuştur. İyi çalışmalar.